Hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Hepinize saygılar sunuyorum. Tam da tarım zamanı diyoruz ve tarım zamanı programını açıyoruz. Bugün yine önemli bir misafirimiz var, biraz uzaktan. Ama konu çok önemli. Özellikle bu pandemi sürecince gıda biliyorsunuz birinci derecedeydi ve onun tamamlayıcısı olan diğer ek gıdalar, ilave gıdalar ya da tedavi amaçlı kullanılan bir takım tarım ürünleri var. Bugün onları konuşacağız. Onları tartışacağız. Hem de uzmanından dinleyeceğiz. Çok değerli bir misafirimiz. Bu misafirimize geçmeden önce konuyla ilgili bir iki açıklamada bulunmak istiyorum. Tıbbi ve aromatik bitkiler, sağlıklı beslenme. Tabii ki beslenme ve tıbbi aromatik bitkiler dendiği zaman bunu nasıl kavuştururuz, nasıl birleştiririz sorulabilir. Ama son zamanlarda bakıyorsunuz, özellikle bizim tabirimizle tıbbi aromatik ya da ıtri bitkiler, tedavi amaçlı kullanılan bitkiler, droglar şeklinde eczacılıkta da farmakoloji olarak ya da farmasi olarak toplumda yer alan bir takım bitkiler var. Bunları değişik amaçlarla kullanıyorlar. Çok mu abartıyorlar acaba diyoruz. Öyle şeyler anlatıyorlar, öyle abartılı konulara giriyorlar ki, tabii ben konu uzman değilim, biraz biliyorum ama bir zamanlar bunun dersini vermiştim. Tabii gençlerimiz yetişince onlara bıraktık. Bu yanlışları da ya da varsa doğruları da destekleyici bir takım konuşmalar yapacağız. Tabii merak edenler için bu bitkilerin, tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesiyle ilgili yine bilgiler alacağız sevgili konuğumuzdan, sevgili misafirimizden. Kendileri de söyleyecektir ama tıbbi amaçlı, tedavi amaçlı ki insanlığın ilk tarihinden beri kullanılan bitkiler olarak, bitkiler grubu olarak biz isimlendiririz. Yaklaşık 70 bine yakın tıbbi aromatik bitkiler oldu. Ancak bunun 20 bininin tedavi amaçlı kullanılabileceğini, bunun ne kadar kullanılıyor, ne kadar kullanılmıyor benim uzmanlık alanım değil. O yüzden bunları tartışacağız. Bir de bu tedavi amacı ile beraber aynı zamanda özellikle sıkışık günlerde insanımız yeni şeyler arıyorlar sevgili izleyiciler. İşte şu bitkide şu var, bu bitkide bu var. İşte bazen aşırı kullanıyorlar, öyle ileri gidiyorlar ki mesela ben yakinen biliyorum ne kadar acı yerseniz yiyin diye bir tavsiyede bulunan bir arkadaşımıza neredeyse zehirlenme noktasına gelmiş. Çünkü alerjik bünyeler de var. Bunun aşırı dozlarda alınmasının da sakıncaları var. Bu yüzden konu uzmanıyla hemen ben fazla sözü uzatmadan sizi buluşturmak istiyorum. Sevgili Nazım Şekeroğlu, merhaba, hayırlı akşamlar, nasılsınız? Merhabalar Sayın Hocam, hayırlı akşamlar diliyorum. Nazım Hocamla bizim tabii hukukumuz eski, kendisi de bir akademisyen olduğu için. Sesim iyi geliyor mu, duyuyor musunuz? Evet hocam, duyuyorum, net geliyor. Ben de sizi gayet sağlıklı ve canlı görüyorum. Ne var ne yok kiliste? Vallahi hocam, kiliste güzellikler var. Tabii burada sınır şehri. Evet. Kendi nüfusunun 3 katı belki daha Aa. fazla misafiri burada ağırlıyoruz. Maşallah. Allah'a şükür yani Cenab-ı Hak bize burada beraber yaşamayı nasip etti. Amin, amin. Ekmeğimizi paylaşıyoruz, Evet. tuzumuzu paylaşıyoruz. O şekilde güzel geçiyor. Ben Antep ve Kilis kültürünü yakinen bilirim, biliyor musunuz? Sizinle konuştum. Benim köyümde Kilis'ten gelen 40 hane, Evet. 1962'de gelen 40 hane göçmen var. Kültürünüzü, yemeklerinizi, düğünlerinizi, türkülerinizi gayet iyi bilirim sevgili kardeşim. Şimdi Evet. ben şöyle bir giriş yaptım. Sizi fazla bekletmeden seyircilerimle buluşturmak istiyorum. Şimdi tıbbi, bu ara söyleyeceğiniz bir şey var mıydı? Yani biliyorum dedim ama bir de Kilisliler, Antepliler gerçekten çok cömert insanlar. İnsanımız çok cömert ama ben o kültürü yakinen bildiğim için kapısını çalsanız kim olsa buyur eder, hoş geldiniz der. Bazen çay ikram edeyim der, çayın karşılığı yemektir sevgili seyirciler. Aç olabilirsiniz, çay dendiği zaman bilesiniz ki size meşhur o yuvarlama çorbası değil mi Nazımcığım? Evet, Gaziantep'in yuvarlama çorbası, Kilis'in lebeniyesi var. Evet. Şimdi Gaziantep mutfağıyla tabii Kilis, hocam buraları biliyorsunuz. Yani mesafe yakın
Ama kültürler ve mutfağı oldukça farklı. Tabii buraları gelenler bilir. Biz gelenleri de misafir etmeyi çok arzu ederiz. Şimdi tabii hocam ben Tabi bu Kilis'ten, ara hemen bu Serhat aklıma geldi. şehrinden. Sevgili Evet. Tarakçıoğlu var. Profesör Tarakçıoğlu, Necmettin Evet. kardeşimiz. Benim komşum olduğu için onlarda da bu çorbayı çok yemiştik. Kendisine teşekkür Evet. ediyorum. Burada anmış olduk. Buyur kardeşim benim. Buyur hocam. Şimdi hocam sizleri ve seyircilerimizi Serhat Şehir Kilis'ten selamlıyorum. Aleyküm selam. Tabii Kilis insanlık tarihinde oldukça önemli bir pozisyonda hep olmuş. Mezopotamya'da, Kuzey Mezopotamya'da bereketli hilal denilen topraklarda yaşıyor. Tabii insanlık tarihi buralarda geçmiş. Birçok olaylar, işte Mercidabık Ovası hemen yanı başımızda, Yavuz Sultan Selim Mısır seferine giderken buraları Osmanlı topraklarına katıp ondan sonra Mısır seferine çıkıyor. İslamiyet'in Anadolu'ya giriş noktası. Burada birçok sahabenin, birçok İslam büyüğünün definleri var, türbeleri var. Yine Anadolu'da Türkmenlerin Horasan üzerinden işte Elazığ, Adıyaman, Kilis tarafından batıya doğru geçtikleri bir nokta. İpek Yolu ve Baharat Yolu güzergahında bir yer. Hanları, hamamları ve çok derin kültürüyle Türk-İslam medeniyetinin baş aktörlerinden bir yer Kilis. Özellikle son Zeytindalı Harekatı'nda Ya. malumunuz oradan her gün bombalar yağarken Kilis halkı burayı terk etmedi. Ya. Çünkü biz burayı terk etseydik bugün belki de Anadolu'nun içlerine kadar belki birileri Ya, girmiş evet. olacaktı. Kilis halkı her zaman sınır bekçisi konumunda olmuş. Hatta Osmanlı şeyinde de tarih şeklinde de bu şekilde geçer. Bir Türkmen ilidir. Kilis Türkmen ilidir. Dili Oğuz dilidir. Bu şekilde Muallim Rıfat Bilge'nin çok güzel dizeleri var. Ben şahsen Kilisliyim. Yıllardır işte Kilis'te yaşıyoruz. Ailemiz Kilis'te. Akademik kariyerde de bir 20 yıl kariyerden sonra tekrar gelip memlekete hizmet etmek kısmet oldu. Ve halen de Kilis Yadavarlık Üniversitesi'nde Ziraat Fakültesi'nin öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyorum. Sevgili kardeşim, sizin bir göreviniz daha var. Onu hepsini yazamadığımız için, yani şu an dekan olarak görev yapıyorsunuz. Aynı zamanda tıbbi aromatik tamamını söyler misiniz? Şimdi 2012 yılında bir dernek kurduk. Bu derneğin kurulmasında öncülük eden aslında Ayhan Ya bir, Ceylan evet. hocamızı söylemeden geçmek istemiyorum. Onun şöyle bir sözü vardı. Nazım dedi, benim yıllarca kurduğum bir hayalimdi bir dernek kurmak tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda. Onu siz başardınız. Çok teşekkür ediyorum dedi. 2012 yılında Tıbbi Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği, ATABDER adında bir dernek kurduk. Ve bu dernek halen de Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda tek dernek. Bu derneğin kapsamında akademisyenler, araştırmacılar, kamu personeli, çiftçilerimiz vesaire var. Hatta son günlerde bu tıbbi aromatik bitkiler üretiminde destekler kapsamında pek çok üreticimizi de yine bünyemize alarak onlara destek vermeye çalıştık. Şu anda işte Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve aynı zamanda ATABDER, Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Derneği Başkanlığı'nı yürütüyoruz Sayın Hocam. Sevgili seyirciler, şimdi Nazım kardeşimiz, Nazım hocamız, ben kardeşim diyorum. Benim çok yakın Eyvallah Sayın Hocam. sevdiğimiz dostlarımızdan, toplantılarda beraber olduğumuz onun hoca, o da onunla hocalar da var. Menşure hoca var. Meşhur Özgüven, Tabii. Ayhan hocamız var. Ayhan hocam biz tabii rahmetli oldu değil mi? Ayhan hocamız. Ayhan Hocam hayatta. Hayatta mı? Maşallah 90 Evet. yaşında var herhalde. Evet. Maşallah. Ayhan Hocamız zaten biz Türkiye'de hocam tıbbi ve aromatik bitkiler Evet. konusunda özellikle sağlık bitkileri zaten bu konuda en büyük çalışmaları yapan Ziraat Fakültelerinde üç ayak olarak nitelendirdiğimiz Ayhan Ceylan Hocamız, Menşure Özgüven ve Neşet Arslan Hocamız. Ve Evet. bu hocamızın yetiştirdikleri elemanlar bugün tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda
hem akademik çalışmalar ile hem bakanlık düzeyinde desteklerler hem de üreticiyi desteklemek namına çalışıyorlar. Benim danışman hocam Menşure Özgüven, Çukurova Üniversitesi'nde ben doktoramı tamamladım. Ve tıbbi aromatik bitkiler konusunda çalışmalarımı da o an itibariyle devam etmeye başladık. Tabii hocam siz belki hatırlıyorsunuz, bizim aslında atadan dededen bir şeyimiz var. Bizim tıbbi ve aromatik bitkilerle yakınlığımız var. Benim babam baharatçı. Biz babam mesleğinde akademisyenliğe devam ettik. 40 yıl önce dükkanın baharatçı dükkanında çalışıyorduk. Lise yıllarına kadar çalıştık. Üniversite itibariyle artık yaz tatillerinde destek veriyorduk. Ama nedir? İşte midemiz ağrıyınca nane, limon, işte öksürük olunca zencefil falan derken karanfil baharatlarla iç içe büyüdük. Allah kısmet etti. Akademik yaşantımızda da bu konuda çalışmaya devam ediyorum. Bu arada hemen ben seyircilerimize müjde vereyim. Menşure hocamla da, Neşet Arslan hocamla da, Neşet hocam benim Ankara'dan, benim de hocam. İkisinden de söz aldık. Onlar ne dediler biliyor musun? Önce bir Nazım kardeşimizi dinleyelim. Nazım evladımızı bir dinleyelim. Ondan sonra sıra bize gelsin dediler. Bu da sizin için bir kıvanç vesilesi olsa gerek. Özellikle Menşure Hanım dedi ki böyle böyle. Ben ondan sonra çıkayım. Varsa bizim söyleyeceğimiz bir şey söyleriz dediler. Herhalde izliyorlarsa. Şimdi de bunlar gerçekten sadece Türkiye değil, dünya mal olmuş. İki hocamız, Ayhan hocamız. Allah sağlık ve uzun ömür versin. İşte böyle gençler yetiştirince hocalar öyledir yani sönerken binlerce mum yakar. Hatta yeni yaktığı mumlar daha da kuvvetli yanıyor. Bu konuda da herhalde böyle şey gelmeden sevinmen lazım sevgili Nazım. Evet şimdi tabii konuyu fazla yani uzatmayalım hocam, yani insanlar eminim. Bu arada hemen tarım zamanının altında bir ihbar hattımız var. 552 232 73 23. Her türlü sorularınızı buraya sorabilirsiniz. Tabii ölçüyü kaçırmamak şartıyla. Bazen okuduğumuz ses geliyor mu? Alo. Evet, bazen o kadar çok mesajlar geliyor ve konu dışına çıkıyorlar ki. Ne olursunuz bu programlar sizin için, sizden istifade edelim. Biz sizden istifade edelim. Siz de bizden ya da konuşmacılardan istifade edin. Bakınız bu özellikle bu konu, tıbbi aromatik bitkiler konusu herkesin ele alıp konuşacağı, yorum yapacağı konular değil sevgili izleyiciler. Sizlere zarar verebilecek ölçüde olan bitkiler var. Ben bir hatıramı anlatayım. 90'lı yıllarda bir yüksek lisans tezi vermiştim. Gypsophila çöven bitkisi. Bununla ilgili araştırma yaparken, tabii bu arada Konya'da mukim bulunan, yani burada bulunan önemli bir helva fabrikası bana destek vermişti. Araştırdım ben şaşırdım yani. Çünkü helvayı ağırtan bu çöğendeki bulunan saponinler, yani onun teknik isimlerine fazla girmeyelim. Sonra araştırınca helvada daha fazla kullanıldığı zaman zarar yapıyor. Yani öldürücü etkisi var. Öyle değil mi Nazım kardeşim? O yüzden ya evet, bunun gibi bitkiler çok fazla. Önüne gelen, hatta kendini akademik ünvanlarla süsleyen insanlar doğru şeyler de söylüyor ama bunun yanında da yanlış şeyler de söylüyor. Ne olursunuz dikkatle izleyin. Bunlar konunun 30-40 yıldır bu Nazım Bey. Antepli, Hataylı, Maraşlı olacaksın da baharatçı olmayacaksın. O da kabul edilir değil tabii ki. Bunları doğru insanlardan ve doğru metotlarla, doğru dozlarla öğrenelim derim. Evet buyur. Herhalde bir kesinti oldu bu ara. Tekrar ekrana geldi Nazım hocamız. Evet Şekeroğlu. Tıbbi aromatik bitkiler şöyle bir oradan giriş yapar mısınız? Sevgili kardeşim bir nedir? Drog nedir? Flora nedir? İşte ne kadar ülkemizde potansiyeli var? Dünyadan da örneklerle konuyu açarsanız evet istifadeye sunalım inşallah. Evet, evet. Buyurun. Şimdi Sayın Hocam aslında insanlar ilk başta toplayıcılıkla başlıyorlar. Daha sonra yerleşik hayata geçiyorlar. Ve yerleşik hayata geçtikten sonra da işte gıda ürünlerini, diğer ürünlerini kendileri evcilleştiriyorlar, yetiştiriyorlar. Bu şekilde hayatlarını idame ediyorlar. Tabii hasta olduklarında da özellikle kendilerine etraftaki hayvanları örnek alarak
o hayvanlar neleri kullanıyor, ne yapıyor vesaire, onları önce taklit ederek önce bitkileri tanımaya çalışıyorlar ve bu şekilde tıbbi ve aromatik bitkiler dünyanın her tarafında insanların aslında doğal ve geleneksel ilacı hükmüne geçiyor. Yani 1900'lü yıllara kadar, kimya devrimine kadar aslında biz tamamen doğal ilaçları kullanıyorduk. Özellikle bununla ilgili olarak şimdi biz tıbbi ve aromatik bitkilerde her kültürün kendine özgü bitkileri var. Cenab-ı Hak her coğrafyada, o coğrafyadaki insanların ihtiyacına binaen farklı bitkileri yaratmış. O bölgede o bitkiler doğal olarak yetişiyor. İnsanlar o bitkileri ihtiyaçları doğrultusunda kültüre alıyor veya doğadan toplamaya devam ediyor. Tıbbi ve aromatik bitkilerde bu durum halen doğadan toplama ağırlıklı devam ediyor. Tüm dünyada %80 oranında halen insanlar tıbbi ve aromatik bitki dediğimiz bitkileri doğadan topluyor. Aslında evet. Biz burada yaban hayatından topladığımız, işte flora ve fauna dediğimiz iki teknik terim var. Flora, çevremizdeki bitkiler, fauna da hayvanlar alemini kapsıyor ve dünyada 7 farklı bitki coğrafya bölgesi var. Bu farklı bitki coğrafya bölgelerine göre o bölgelerde çok farklı bitkiler yetişiyor. Dünyanın işte uzak doğuya baktığımızda daha çok şu anda bizim işte baharatlarımız oradan geliyor veya tropik meyveler orada var. Kahve kuşağı dediğimiz bölgede işte kahve yetişiyor. Soğuk iklimlerde daha farklı bitkiler yetişiyor. Ama bizim Anadolu'da aslında Türkiye'de çok şanslı bir konumumuz var. 3 farklı bitki coğrafyası aynı anda Türkiye üzerinde, Anadolu üzerinde birleşiyor. Bunlar Avrupa, Sibirya, İran, Turan ve Akdeniz bitki coğrafya bölgeleri. Ve böyle olunca da bizim ülkemizde alt tür ve variyeteler dahil yaklaşık 13 bin farklı bitki türü doğal olarak bulunuyor. Yani bu 13 bin bitki türü gerçekten oldukça büyük bir rakam. Avrupa'nın neredeyse tamamında 9 bin bitki türünden bahsediliyor. Avrupa kıtasının tamamında 9 bin bitkiden bahsediliyor. Sadece Türkiye'de 13 bin farklı bitki yetişiyor. Kaçı acaba etkin işte, olarak kullanılıyor Nazım Hocam? Ne kadar Türkiye'de yoğun olarak? Bunun şu anda hocam Türkiye'de bizim en son yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 1000 kadarı tıbbi aromatik amaçlarla, yani bizim aslında tıbbi aromatik bitkileri söylerken etnobotanik diye bir terimimiz var. Etnobotanik, insanlar kendi çevrelerinde yetişen bitkileri toplayarak veya kültürel olarak bunları farklı amaçlar için kullanıyor. Bunu gıda olarak kullanıyor, ilaç olarak kullanıyor, baharat olarak kullanıyor, bitkisel çay olarak kullanıyor, yabani sebze veya meyve olarak kullanıyor, hayvan yemi olarak kullanıyor, inşaat malzemesi olarak kullanıyor. Kök boya dediğimiz, bizde tıbbi aromatik bitkilerde önemli bir alan, boya bitkileri alanı var. Orada mesela kök boyalar kullanılıyor. Parfümeri ve kozmetikte kullanılan birçok bitkiler var. Dolayısıyla etnobotanik amaçlarla kullanılan Türkiye'de Anadolu halk tebabetinde toplamda 1000 kadar bitkiden bahsediliyor. Tabii bu oranlar, bizim Türkiye'de bu oran toplam bitkinin yaklaşık %8'i civarında. Dünyada kendi sahip olduğu tıbbi aromatik bitkilerin etnobotanik amaçlarla kullanımı en yoğun olan ülke Güney Kore. Güney Kore'de yaklaşık %15'lik bir kullanım var. Yine Hindistan, Çin, buralarda yüksek oranlarda bitkilerini farklı amaçlarla kullanıyor. Kendi floralarında bulunan bitkileri. Şimdi bunlarda ve ilginç bir zengin bir flora yok. Güney Kore'de bu kadar zengin. Nasıl oluyor da %15 kullanıyorlar? O konuyu bir açar mısınız Sayın Şekeroğlu? İşte hocam, mevcut bitkilerden yararlanma oranı. Yani şimdi bizde 13 bin bitki var. Bizim en son yaptığımız çalışmalara göre, daha önceki kaynaklarda bir 650'den bahsediliyordu. Şu anda yani 1000 civarında bitkinin etnobotanik amaçlarla kullanıldığından bahsediyor. Bu da şunu aslında gösteriyor. Biz ben şunu kendi diyorum, doğal kaynaklarımızı... Kendi floralarında değil de dışarıdan mı alıyorlar yoksa bu... Yok hocam, kendi floralarında. Olur. Yani şuna geleceğim hocam. Bizim şimdi doğamızda 13 bin bitki türünden bahsediyoruz. Biz evet. Bu bitkileri ne kadar araştırmışız, ne kadar kullanıma sunmuşuz. Yani bu aslında araştırma ve geliştirme ile alakalı olan bir konu.
Tabii bir de bu kültürlerle de bağlantılı. Yani bugün baktığınızda işte geleneksel Çin tıbbı veya işte Ayurveda, Yunani tıp vesaire, bunlara baktığınızda çok yoğun bir bitki kullanımı var buralarda. Ama bizim Anadolu halk hekimliğinde veya işte genel anlamda bitki kullanımında diğer ülkelere göre biraz daha düşük oranlarda. Tabii bazı ülkelere göre, yani bizden daha düşük olanlar var. Ama şu andaki en son bizim Neşet Hoca ile yaptığımız bir çalışma vardı. O çalışmada bizim bir tablomuz vardı. O tabloda en yüksek oran Güney Kore'yi gösteriyordu. Diğerleri de işte Hindistan, Çin vesaire o şekilde devam ediyor. Türkiye'de de durum çok vahim değil. Yani biz bitkileri aslında iyi araştırıyoruz. Bizim hocalarımız araştırmışlar, biz araştırmaya devam ediyoruz. Ama hali hazırda bitkileri ekonomik anlamda hem doğadan toplayarak hem kültürünü yaparak faydalı hale getirme konusunda biraz gerideyiz maalesef. Bununla ilgili de tabii bazı gerçekler var ama bu gerçekler zaman içerisinde değişiyor ve değişmeye devam edecek. Şimdi şöyle bir soru da sorayım. Yani güneş bizde, flora bizde, işte drok bizde, yani öyle söyleyeyim, sayı bizde. Yani 7 iklimden 3'ü bizde bu tıbbi aromatik bitkiler bakımından. Bunun şu an bizdeki tabii istatistiklere girmeyen rakamlar da var, eminim öyledir. Evet. Bunun maddi boyutu, yani %8 diyelim %10, yani daha 10 katı daha bizim, ki bugün 20.000'den bahsediyorsunuz, 1.000 kadar bitkiyi kullanıyoruz tıbbi aromatik amaçlı ve bunun da ancak %8'ini değerlendiriyoruz. Şöyle bir yuvarlak rakam verebilir misiniz? Atıyorum bunların hocam değeri 1 milyar liradır ya da dolardır. Ama bizim bugünkü 10 rakamlar, milyar evet dolarlık hocam. Evet, bir potansiyelimiz, yani bunu kullansak kendimiz hepsini kullanacak değiliz ama ihracata yönelik. Zaten bazılarının ima ettiği Türkiye öyle bir zengin ülkedir ki, yani bunu bilen de bilmeyen de söylüyor ama bu konuyu doğrulayıcı bir takım rakamlar açıklayabilir misiniz sayın hocam? Evet. Evet hocam, şu anda aynen bahsettiğiniz konu aslında bugünkü konumda Türkiye'deki ekonomik durumu, tıbbi ve aromatik bitkilerin ekonomik değeri 1 milyar dolara ulaştı. Bu da nasıl ulaştı? Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün yoğun çalışmaları oldu. Bizler de kısmet oldu. Bu bakanlıkların bilim komisyonlarında yer aldık, toplantılarında bulunduk malumunuz üzere. Özellikle Orman Genel Müdürlüğü'nde odun dışı ürünler ve hizmetler daire başkanlığı kuruldu. Ve ormanlarda odundan başka ürünler olduğunun da altı çizildi. Ve böylelikle özellikle Veysel hocamız, o dönemin Orman Bakanı öncülüğünde çok ciddi ilerlemeler kazanıldı. Ve bugün Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkilerden gelirimiz 1 milyar dolar. 2023 hedefi 5 milyar dolar. Yani bu aslında çok da böyle ulaşılmayacak bir rakam değil. Yani 3 yılda 5 milyar dolara çıkar mı? Çıkar. Sadece bakın tıbbi aromatik bitkiler kapsamında yine değerlendiriyoruz. Yenilebilir mantarlar var. İspanya'nın mantarlarla ilgili yıllık geliri 2 milyar dolar. Sadece mantar. Bakın bir tek ürün mantardan 2 milyar dolar kazanıyor. İspanya, özellikle bu trüf mantarı dediğimiz mantar. Şu anda bizim Orman Genel Müdürlüğümüz bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor ve trüf mantarı üretimi Türkiye'de başladı ve çok yüksek fiyatlarla yurt dışına gönderiliyor. Kapari öyle değil mi? Şimdi kapari hocam bir dönem özellikle bu erozyonun kontrolünde önemli olan bir bitkiydi. Ve çok olumsuz koşullarda yetişen bir bitki ve arsız bitki, yayılıcı bir bitki. Hatta İspanyolların da milli bitkisi olarak geçer. Şimdi kaparinin tomurcukları toplanıp salamura yapılıyor ve yurt dışına gönderiliyor. Yani bunu İspanyollar ve İtalyanlar çok büyük miktarlarda, yani büyük milyarlar dolar değerinde de sadece onun da değerlendirildiğini okuyoruz. O manada sordum. Evet hocam, yani kapari ile ilgili aslında söylenen, yazılan çok şey var. Ama kaparinin Türkiye'deki tıbbi aromatik bitkiler ticaretindeki yeri çok fazla değil. Şöyle bir şey, çünkü toplaması çok zor. Yıllar önce Türkiye'de çocuklar dağlarda, taşlarda dolaşıp toplarlardı. Bunlar salamura yapılırdı. Özellikle İzmir üzerinden de yurt dışına salamura halinde gönderilirdi. Ama şu anda biraz daha işte Irak, Suriye, Afganistan tarafına doğru
bu bitkinin toplanması konusunda biraz daha fazla bir artış görüldü. Türkiye'de hatta kapari konusunda üretim çalışmaları da yapıldı ama pek de verimli olmadı. Çünkü bir tarlaya kapariyi ektiğinizde artık o tarlayı evet. veya o aracı gözden çıkarmanız gerekiyor. Yabancı ot gibi oluyor, evet. Evet, dolayısıyla ekonomik anlamda hocam özellikle salamura halinde hem mineral madde bakımından zengin, hem içeriğindeki fitokimyasallar bakımından bağışıklık sistemini güçlendirici, afrodizyak vesaire çeşitli özellikleri var kaparinin. Hatta köklerinden yine halk ilacı yapılıyor. Yani Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen, yabani olarak yetişen, hatta böyle harabelerde bol miktarda görebileceğiniz, çünkü tohumları çimlenmiyor kaparinin hocam. Bununla ilgili çok çalışmalar var. Evet. Ama şöyle bir durum var. Karıncalar kaparinin tohumlarını ağızlarında alıp taşıyorlar. Enzimlerle. İşte evet. harabeler, minarelerin tepesine bile çıkartıyorlar. Ve o sırada karınca astiyle beraber kabuk deliniyor ve tohum bırakıldığı yerde çimleniyor. Böyle bir ilginç bir şey var kaparinin. Ama şu anda kapari pek ekonomik anlamda önem taşımıyor açıkçası. Doğal floradan toplanan ve ekonomik önemi olan en önemli bitkiler şu anda halen kekik ve defne. Evet. Yani kekik ve defne konusu hem üretim hem doğadan toplamada halen önemini koruyor. Yine bunun haricinde birçok bitkimiz var doğadan toplanan ve yurt dışına ihraç edilen. Şimdi kekik ve defne dediniz. Kekik biliyorsunuz ben de geçen sene Konya'da bir çalışma yaptık Nazım Hocam. Ve Konya'nın yağışı malum 300-350 milimetre. Ve biz bunu tutturduk. Yani yakın bir köyde Denizli'den getirmiştik fideleri ve tuttu. 50-60 santimde boy aldı. Yani bu bölgeye bu onitesti, Origanum onites, bir de Timus'umuz var biliyorsun. Türk kekiği galiba Origanum onites değil mi? Yani bunu evet. bize, ya madem böyle seyircilerimize hem bunun tıbbi değeri, beslenmedeki yeri ya da bazı işte son zamanlarda pandemi sürecince virüslere etkili olabileceği işte gargara yapıldığı zaman, içildiği zaman işte sirkenin etkili olabileceği gibi bir takım bildiriler var. Yani yayınlar da var. Çıkıp televizyonda konuşanlar da var. Yani bir madem öyle kekik ki dünyada da Türk kekiği herhalde ben biliyorum bu şöyle evet. biliyorum. Bizden 1 dolar alanı fabrika 10 dolara satıyor. Fabrikanın sattığı da doğu uzak doğuya 100 dolara sattığını biliyoruz. Yani 1'e 100'e geçen yayında da söylemiştik. Bu kadar kıymetli bir ürünümüz var. Bu konuya biraz girer misiniz Nazım Hocam? Şimdi hocam biz geçenlerde işte Orman Genel Müdürlüğü'nün organizasyonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonunda söz almıştık ve bu konularda Türkiye'nin işte değerleri ve ticareti, tıbbi bitkilerin ticareti konusunda bir çalışma yapmıştık ve her bir yaptığımız çalışmada ve konuşmada çok daha farklı şeyler öğreniyoruz. Gerçekten Türkiye çok önemli bitki familyalarına sahip. Yani bugün kekiğin olduğu Ballı Babagiller familyası içerisinde birçok kekik, nane, işte lavanta vesaire diğer bitki türleri var. Ve bunlar da içerdikleri uçucu yağlar sayesinde oldukça yüksek antioksidan ve antimikrobiyal kapasiteye sahip. Şimdi kekik özellikle bu tütünde alternatif ürün projesiyle 90'lı yıllarda Denizli bölgesinde tarımına başlandı. O dönemde Origanum onites, İzmir kekiği, Bilye kekiği isimleriyle anılıyordu. Biz bunu özellikle işte farklı Yunan kekiği vesaire gibi kekikleri görünce biz de o zaman kaynaklarımızda özellikle Turkish Oregano olarak bunu tekçilledik. Yani bilimsel çalışmalarımızda o yıllarda ilk çalışmalarda hep Turkish Oregano, Origanum onitesi geçince bizden sonraki araştırmacılar da bunu Turkish Oregano, Türk kekiği olarak kullanmaya başladı. Origanum tabii önce kekikten bahsetmek istiyorum. Yine burada ismini anarak geçmek istiyorum. Hüsnü Canbaşer hocam şu anda Kıbrıs'ta kendileri. Bu konuda eczacılık alanında gerçekten çok ciddi çalışmalar var. Onun bir derleme yayını vardı. Her derde deva kekik diye. O zaman onu ilk okuduğumda böyle çok hoşuma gitmişti. Ve orada şunu gördüm. Tabii daha sonraki çalışmalarda biz
Türkiye'leri, bitkileri, sisteminler de bunları ortaya koyduk. Ve bugün Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetişen hocam yaklaşık 100 farklı bitki türü veya taksonu kekik olarak biliniyor. Yani bunlardan bir grup origanum cinsi. Origanum içerisinde işte origanum onides var. Bizim işte Türk kekiği dediğimiz, İzmir kekiği veya Dilya kekiği dediğimiz. Yine kara kekik ve İstanbul kekiği denen origanum vulgare var. Origanum syriacum dediğimiz bir Suriye kekiği diye bir kekik var. Yine bunlar Türkiye'de yetişiyor. Origanum majorana veya majorana hortens dediğimiz mercan köşk var. Mercan köşkün mesela aroması diğer kekiklerden, origanum cinsi kekiklerden oldukça farklı. Bizim kendi bölgemizde Kilis'te zahter dediğimiz Timbra spicata diye bir bitkimiz var. Yani zahter karabaş kekik olarak da geçiyor. Biz bu kekik dediğimizde Kilis'te zahter anlaşılıyor. Veya Türkiye'nin farklı bölgelerinde yine Timus dediğimiz cinse ait farklı türler yetişiyor. Maraş bölgesinde Timus Egi dediğimiz mesela çok güzel pembe çiçekleri olan böyle güzel bir kekik var. Saturaja dediğimiz, sivri kekik dediğimiz bir kekik cinsimiz var. Bunun altında işte türleri var. Koridatumis dediğimiz bir cins var. Yani 5-6 yaklaşık cins içerisinde yaklaşık 100 farklı bitki kekik olarak adlandırılıyor ve kullanılıyor. Tabii bunların aslında ortak noktası ne? Geçenler işte son dönemde diyeyim işte kekik yağı vesaireden bahseden bazı konuşmacılar işte özellikle karvakroldan bahsediyor. Karvakrol ve timol. Şimdi karvakrol ve timol dediğimiz iki tane bileşen kekik uçacağın içerisindeki en önemli bileşenler. Ve bunlar özellikle de karvakrol antiviral özelliğiyle, antimikrobiyal özelliğiyle ve yüksek antioksidan kapasitesiyle yurt dışında tescil edilmiş durumda. Yani bugün biz bununla ilgili geçenlerde bir bildiri yayın, derleme yayınlamıştık. Türkiye Halk Hekimliği ile ilgili bir sağlık dergisinde koronavirüse karşı Türkiye'nin şifalı bitkileri diye. Orada yaptığımız derlemede şunu farkına vardık. Gerçekten origanum, timus ve timbradaki karvakrol Avrupa'da, Amerika'da, Uzak Doğu'da birçok çalışmaya konu olmuş ve antiviral özelliği artık tescillenmiş. Yani bunun işte bu antiviral özelliği yoktur diyebilecek bir kimse yok. Çünkü bunlar üst düzey bilimsel dergilerde de yayınlanmış. Ve bundan dolayı kekik konusunda bu süreçte zaten bizim bu bölgelerde geçmişten bugüne işte kışın zahter çayı içilirdi veya değişik bölgelerde kekik çayları içilir. Bunlar da kış döneminde insanlara hem hastalıklardan koruyucu hem de tedavi edici özelliği olur. Yani mikrobiyal hastalıklara karşı, enfeksiyonlara karşı koruyucu özelliği var. Tabii burada bizim kullandığımız işte kekik, hangi kekik? Bu kekik işte ne zaman hasat edilmiş, hangi koşullarda beklemiş, artı kekik yağlarında ne kadar saflıkta bir kekik yağı? Çünkü kekik yağları doğrudan tüketime uygun değil. Mutlaka seyreltilerek, çeşitli bitkisel yağlarla seyreltilerek kullanılmak evet. zorunda. Doğrudan kullanıldığında, hatta bir hatıram var. Bir gün bir bitkisel yağ fabrikasına gittik. Orada kekik yağı çıkartıyorlar. Büyük bir tankın içerisinde. Orada bir arkadaş böyle hemen parmağıyla şunun bir tadına bakayım diye böyle yağından böyle diline dokunduruyor. Ve o an itibariyle duyu kaybı yaşıyor. Evet. Yani aslında biraz önce bahsettiğiniz gibi yani bizim bu tıbbi ve aromatik bitkilerdeki evet yani fitokimyasallar, bitki kimyasalları oldukça önemli. Ama bunları doğrudan kullanmak veya bilinçsiz kullanmak gerçekten ciddi sorunlara da yol açabilir. Dolayısıyla biz bu süreçte özellikle mesela kekik yağından ziyade ben kekik çayını daha çok öneriyorum. Tabii burada da önemli olan şu tansiyon yükseltici etkisi var. Yani bugün işte kekiktir, biberiyedir. Biberiye de çok önemli bir antioksidan, antiviral, antimikrobiyal özelliği var. Bunların çaylarını kullandığınız zaman
tansiyon problemi olanlarda ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Dolayısıyla belli aralıklarla çok böyle koyu demli olmamak kaydıyla ara sıra içilebilecek konumda. Artı burada şunu da söylemek istiyorum. Aslında bizim Kilis bölgesi bu açıdan oldukça şanslı. İşte bizde biraz önce bahsettiğim zahter bizim İzmir tekiğinden, Türk tekiğinden çok daha yoğun bir aromaya sahip. Karbonatör oranı çok yüksek ve biz bunu hem salamura olarak kullanıyoruz. Yani taze sürgünleri salamura yapılıyor ve salamura şeklinde kış döneminde zeytinle beraber, zeytinyağı ile beraber işte nar ekşisiyle kahvaltılarda kullanılıyor. Artı kış çayı olarak karışımlara giriyor. Bunun dışında bizim kahvaltılık zahter dediğimiz bir kuru yemiş baharat karışımı var hocam. Bilir misiniz? Onu biliyorum. Böyle toz halinde daha eziyorsunuz. Aynen. Zeytinyağını falan. Hocam 22 farklı bitki var içerisinde. Evet. Kuru yemiş baharat karışımı ve özellikle yaz döneminden arta kalan ürünleri değerlendirmek amacıyla bu sıfır atık gibi bir proje aslında bu. Karpuz çekirdeği, kavun çekirdeği, leblebi, merengiç, ondan sonra buğday, kimyon, kişniş, rezene, anason, sumak, kırmızı biber, yeşil zahter gibi artık son dönemde çörek otu, keten tohumu, kendir tohumu gibi ilavelerle yaklaşık 22 farklı bitkiyi içinde bulunduran bir kahvaltılık. Ve zeytinyağı ile beraber yeniyor sabahleyin kahvaltılarda. Tabii son dönemde zeytin ve zeytinyağı konusuna hocam biz biraz odaklandık. Bizim burada kilit yağlık dediğimiz bir zeytin çeşidimiz var. Tarım Bakanlığı'ndan tescilli. Ve dünyadaki zeytin çeşitleri içerisinde meyve eti çekirdek oranı en yüksek olan ve yağ oranı %45'lere varan bir zeytin çeşidimiz var. Kilit yağlık. Maşallah. Hatta geçtiğimiz yıl erken onlar küçük soğuk küçük zeytinler kömür. Yani onlar baya böyle çizilmiş yani o kadar yağ oranı var mı onlarda çok? Böyle var görüntüsü yağlık, itibarıyla. Evet. Yani, şimdi hocam onun mesela geçen sene Almanya'da Berlin'de altın madalya aldı. Yine İtalya'da üstün kalite ödülü aldı aromasından dolayı. Evet. Çünkü bu topraklar gerçekten çok farklı iklim ve toprak özelliklerinden dolayı. Şimdi sabahleyin kahvaltıda zeytinyağıyla zahter yiyorsunuz. Ve dolayısıyla hem zeytinyağının şifasını alıyorsunuz hem de 22 farklı bitkiden oluşan karışımla yani çoğunluğu da baharat biraz önce bahsettim. İşte kimyon, kişniş, rezene, anason, sumak, kırmızı biber, zahter, çörek otu, keten tohumu, kendir tohumu bunlar hem besleyici hem de şifalı özellikleriyle ön plana çıkan bitkiler. Evet. Merengiç yine aynı şekilde. Nazım hocam. Şimdi dinliyor musun? Dinliyorum hocam. O kadar çok bitki var ki yani 1000 tane bitki dediniz daha 2 olmadı, 3 olmadı. Bu birkaç program herhalde yapmak zorundayız. Birazın da ya Neşet hocam, hocam da olsun, Menşur hocam da. Hocam, bunu 365 gün evet. Yapmak şimdi sorular da var ama ben şimdi ara vermek daha zorundayım Nazım'cığım. İstersen hocam bir ara verelim. Siz de bir dinlenin. Yani çok tatlı, çok güzel bir de seri halde yani durmadan gidiyor. İnşallah faydalı olur. Ara vermek durumundayız. Şimdilik hoşça kalın. Tekrar merhaba, hayırlı akşamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ama az evvel kapanırken söylediğimiz gibi o kadar çok bitki var ki bu konuda ele alacağımız birinci derecede en azından onlarca diyebileceğimiz bitkileri biz daha kekiyi bitiremedik. Nazım Bey, ekranda mısınız, kanalda mısınız? Evet. Şimdi evet, ben şöyle bir anekdotla başlayayım. İlk burada bir soru da var, bazı sorular da var. Sizin yöreyi gayet iyi biliyorum. Bundan 15 sene evvel gezerken sizin oralarda bir köye uğramıştık. Orada aspir var dediler.
Köye uğradığımızda böyle çiçeklerini gösterdiler. Bu ne? İşte aspir çiçeği. Yani yakinen de bilmiyor idik. Resimlerde görmüştük. Bunu ne yaparsınız? Biz bunu tatlıların, zerdenin üzerine atarız ve orada renk olarak, aroma olarak tüketiriz demişlerdi. Ne kadar zengin bir kültür olduğunuzu biliyoruz. Bu konuda zeytinyağı da kalmıştık. Tabii zeytinyağı biraz yağlı bitkilere girer ama eğer gıda tüketiyorsanız ve çeşnili olsun, aromalı olsun, biraz da romantik olsun istiyorsanız mutlaka yol Hatay'dan ya da Gaziantep'ten geçecektir ya da Kilis'te son bulacaktır, öyle mi diyelim? Evet, işin şimdi tabii Latife Tar, bu ara bir soru var da yani hemen aspir çiçeğinin tabii bu soru tıbbi aromatik değeri nedir diye böyle bir bilgi var mı size? Ben kısmen biliyorum, bunu defalarca söyledik ama son zamanlarda çok rağbet var çiçeğine, aspir çiçeğine karşı. Evet. Bu safran yerine kullanıldığı için biraz da ucuz oluyor haliyle. Sizin oralarda da çok kullanıldığını biliyorum. Evet hocam, yani aspir özellikle Gaziantep mutfağında, Kilis mutfağında oldukça önemli bir baharat. Hatta Antep'te hasbir deniyor, evet. Evet, hasbir denir. Onlarda şiveli soğuklu bir yemekte kullanılır. Bizde de orman yemeği dediğimiz, özellikle Ramazan bayramın ilk günü pişen yoğurtlu etli bir yemekte kullanılır. Ve yağ da içindeki renk maddeleri çözünerek çok güzel bir görüntü ve kendine has bir aroma verir. Tabii yalancı safran olarak geçen bir bitki. Doğrudan işte etkileri bakımından çok yoğun bir etkisi yok. Yani tıbbi aromatik bitkilerin genel etkilerinde işte bu antimikrobiyal ve antioksidan gibi etkilerde ön plana çıkıyor. Onunla ilgili bir derlememiz vardı. Aspirin özellikle tıbbi değeriyle ilgili bir tarım dergisinde bununla ilgili bir bölüm yazmıştık. Ama aspir yağı, özellikle tohum yağı son dönemde aspir çiçeğini biraz daha geride bırakıyor. Çünkü aspirde farklı çeşitlere göre çiçek renkleri ve çiçeklerin içerisindeki özellikle karotenoid dediğimiz maddeler var. Bunların da yine sağlık üzerine etkileri var. Yani bildiğimiz gibi özellikle böyle pastel renkli veya koyu renkli bitkiler antioksidan kapasiteleriyle ön plana çıkıyor. Aspirde de benzer durum var. Yani özellikle kırmızı çiçekli baharat olarak kullanılan böyle sarı ve kırmızı gibi oluyor daha çok. Bunlar daha çok yemeklerde kullanılıyor. Yani bunun çay olarak kullanımı vesaire ile ilgili çok yaygın bir kullanımı yok açıkçası. Çiçekleri çay olarak Uzak Doğu'da kullanılıyor. Şeker hastalarına iyi geldiği kaynaklarda belirtiliyor. Bir de bir hocam bazı mesajlar geliyor. Yani bu tıbbi aromatik bitkiler biliyorsunuz son zamanlarda hayli gündemde. Sona mı bırakalım? Hemen yeri gelmişken diyor ki bir arkadaşımız biz tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bir çalışma yapmak istiyoruz. Doğru kaynağa ulaşamıyoruz. Ülkemiz için üretmek istediğimiz bitkileri bize anlatır mısınız? Fikir verir misiniz? Mustafa Özköslü diye bir Burak Özköslü pardon. Burak kardeşimiz yazmış. Bu konuda ne dersiniz? Yani belki zamanımız kalmayabilir. Çünkü şöyle kekiği bir süre anlattınız. Ben gördüm hayvan bile yemiyor. Yani içine koyun büyük baş küçük baş girdiği zaman yiyemiyor. O kadar acı ki sevgili izleyiciler. Yani onu dediğiniz gibi dozunu kaçırdığınız zaman bu şekilde tüketmenin ne kadar zararlı olduğunu hocamız da anlattı. Böyle de bir soru var. Ne dersiniz Sayın Hocam? Bu hangi yöreden acaba? Onu yazmamış ama bildiğim kadarıyla bu Tokat yöresinden veya Ankara yöresinden olabilir. Evet. Şimdi hocam tıbbi bitkiler üretimiyle ilgili aslında şöyle bir anekdotum var. Yine Hindistan'da bir toplantıda yaklaşık 700 kişilik, orası oldukça kalabalık biliyorsunuz. Orada bir dinleyici bir soru sordu. Ya dedi ben dedi tıbbi aromatik bitkilerden üretmek istiyorum ama dedi kısa zamanda da köşeyi dönmek istiyorum. Vallahi dedim ben dedim yıllardır bu konuda çalışıyorum. Ben dedim daha böyle bir bitki bulamadım. Halen dedim hocalık yapıp gelip burada konuşuyorum dedim. Şimdi olay şöyle hocam. Tıbbi ve aromatik bitkilerde eğer bir üretici para kazanmak istiyorsa
son ürüne kadar bir ürün üretmek durumunda veya belli bir aşamada katma değeri yüksek ürün üretmek durumunda. Yani bugün sanayinin kullandığı, işte bugün bakın kekik üretimi yapan para kazanıyor. Bundan sonra kapama bahçe dediğimiz bahçeler halinde defne üretimi yapanlar para kazanacak. Bakın halen Türkiye'de defne plantasyonları Orman Genel Müdürlüğü bazında yapılıyor. Yani böyle kendi bahçesinde defne yetiştiren tek kimse yok. Yani bunu damla sulamayla böyle uygun koşullarda, verimsiz yerlerde zaten o bitkiler tamamen böyle dağlık alanlarda defne her yerde olur mu Şekeroğlu? Yani bu defne işte her yerde daha olmaz. Sahil kesimlerinde olur hocam. Yani biraz nemli ılıman bölgelerde değil mi? Tabii. Hatay gibi tabii mesela. Nemli ılıman bölgelerde olacak. Yani bugün Hatay'dır, Mersin'dir. İşte oradan sahil kuşağından belki Ege tarafları ve Karadeniz'de zaten yetişiyor. Şimdi defne ile ilgili çalışma yapanlar bundan para kazanacak ileriki dönemde. Çünkü mevcut üretim şeyi karşılamıyor. Yani ihtiyacı karşılamıyor. Dolayısıyla artık bizim kapama bahçeler halinde yani sürekli biçim yapılabilecek plantasyonlara ihtiyacımız var defnede. Ankara'da misor yani var. Şey. Mesela Ankara'da ne üretebiliriz diyor. Ankara'da misoru. Orta Anadolu'da yani. Hemen hemen. Da özellikle kurak koşullar hocam. Siz İç Anadolu bölgesini daha iyi biliyorsunuz. Yani o koşullarda özellikle işte Konya'daki bugün Konya bölgesinde işte ne yapılıyor? İşte kimyon tarımı var. Kimyonda artık Konya yavaş yavaş şeyini kaybediyor. Yani özellikle yıllardır aynı yörede kimyon üretildiği için hem hastalık zararlı hem diğer koşullardan dolayı artık kimyon mesela şeye doğru kayıyor. Bizim bölgemize doğru kaydı. Yani Kilis, Gaziantep, Urfa'ya doğru kaydı. Belki Ankara'nın bazı bölgelerinde olabilir mi? Yani bu yani kimyon konusunda yani üretim olabilir. Çünkü Konya ya yakın bir bölge ve kimyon da ciddi bir şey olan kimyondur, kişniştir. Yani bunlar soğuğa da dayanıklı. Yani çok sıkıntı olacağını düşünüyorum. Bir ara çörekütü plantasyonları vardı. Çörekütü Türkiye'nin her tarafına yetişiyor hocam. Çörek otu üretimi yapılabilir. Mesela çörek otunda öyle üreticiler biliyorum ki insanlar kendi ürünü üretiyor, yağını çıkartıyor, şişeleyip doğrudan ihracata yönlendiriyor. Yani hiç şeyle uğraşmıyor. İşte ben çörek otumu aldım, işte neye satacağım, kime satacağım diye bir şey yok. Yani orada kendi markasını oluşturup, mesela bu bitkisel yağlarda bugün çörek otunda çok ciddi bir pazar var. Yani çörek otu yağı. Ve hatta mesela işte lavanta şu anda ben aslında biraz lavantaya tedbirli bakıyordum. Evet. Ama halen Türkiye'de lavanta üretim alanları çok hızlı bir şekilde artıyor. Ve üretilen lavantanın tamamı da satılıyor. Yani nereye kadar gidecek bilmiyoruz ama en azından biz şu yönlendirmeyi yapıyoruz lavantada. Soru var hemen. Bizim var. Lavander dediğimiz bu hocam, parfümeri sanayi için önemli olan Fransa'nın talep ettiği lavantanın üretilmesi konusunda hocam, çalışmaları lavanta, çok ya hocam, şeyimiz yok. Aklımıza ilk gelen lavanta, kekik, nane. Tabii nane üretimi şimdi her bölgede oluyor ama hocam şimdi şöyle bir durum var. Su olması lazım. Şimdi bölgenin bitkilerin sekonder metabolitleri yani bizim bu bitki kimyasal dediğimiz özellikle aromatik bitkilerde uçucu oranı ve bileşimi açısından oldukça etkili bir durumu var. Yani ben şunu öneriyorum daha çok. Önce diyorum kendi bölgenizde doğal floradan ne toplanıyor? Yani doğal florada ne var? Şimdi her bölgede çeşitli çalışmalar yapılmış. Yani o bölgenin bitkileriyle ilgili. Önce şöyle bir etrafa bakmak gerekiyor. Bakın biz de mesela burada bir çalışmaya başladık yeni. Hatay yöresinde Timra Sikata Zahter'in tomurcuk için üretimine başlanmıştı. Ve yıllardır çok ciddi kazançlar elde ediyordu üreticiler. Yani bir dönüm alandan hocam 20 bin 30 bin lira gelir elde ediyor insanlar. Bakın. Yani sadece kekik tomurcuğu üretiyorlar bu insanlar. Ve biz bu üretime bizim burada da başladık. Şu anda kekik, origanum, onites bahsettiğiniz gibi veya diğer origanumlar Türkiye'nin çoğu bölgesinde yetişiyor. Yani bu bitkilerin üretimleri. Yine adaçaylarımız aynı şekilde. Evet. Özellikle bizim aromatik bitkilerimiz. Tabii Konya'nın çevre özellikle Toroslara doğru kısımlarında ve Akdeniz'e doğru biraz daha yoğunluk gösteriyor.
Tabii Ankara'da, özellikle Ankara çevresinde bazı çok özel mikroklimalar var. Yani o mikroklimalarda arkadaşlarımız değişik çalışmalar yapıyor. Bu soğanlı ve yumrulu bitkiler yani özellikle. Yani o soğanlı yumrulu bitkilerle ilgili çalışmalar yapılabilir. O bölgede Ankara civarındaki çalışmaları biraz daha irdelemek gerekiyor. Aspir zaten o bölgede çok rahatlıkla yetişen bir bitki. Şu anda aspirin hem çiçekleri para kazandırıyor, hem tohum yağı para kazandırıyor. Evet. Şimdi yani burada, özellikle bazı insanlar işte özellikle bu zayıflama için aspir yağını öneriyorlar. Böyle konular çıkınca tabii bu bitkiler çok daha ön plana çıkıyor. Hocam geçen de haftada söyledim. İnsanlar bazen belki aşırıya gidiyoruz diye tenkit edilmek istemiyorum ama Japonlar bu bitkinin yağını tespit etmiş, Japon halkı. Ve Türkiye'den biz son bir aydır da buna çalışıyoruz. Aspir yağı ithal etmek istiyorlar. Oleik tip, yalnız oleik aspir. Evet. Onunla ilgili çalışıyoruz. Yani bizim insanımız dediğiniz gibi 6 bin, 7 bin bitkiden 1000 tanesini kullanıyor. İnşallah bunlara da yani orijini de burası olan birçok bitkimiz var. İşte kekikti, kimyonlu, defneydi, kişnişti, çörek otuydu. Yani bunlar tabii çörek otu falan biliyorsunuz supplement, takviye gıdalar. Yani bunu yemek yapamazsınız bundan. İlave gıda olarak alabilirsiniz. Ama temel yağ bitkiler var, esansiyel yağlar dediğimiz. Onlar da ayrı bir konu. Evet. Şimdi hocam bir şey söylediniz siz, eksik kalmasın. Diyorsunuz ki yani üreten kazanıyor, onu işleyen kazanıyor, satan kazanıyor. Yani bunu tek elden mi yürütelim diyorsunuz siz? Yani hem yöresel kalkınmayı başlatmak için ya da teşvik etmek için. Mesela kekik ürettik. Kekiği satan para kazanıyor, üreten kazanıyor. Kekiği alıp işleyen kazanıyor, yağını işleyen kazanıyor, suyunu satan kazanıyor, yağını satan ayrı kazanıyor. İhraç eden ayrı kazanıyor. Yani buradaki... Yani sanki böyle bir kar topu gibi yuvarlandıkça geliri artan bir sektör değil mi? Yani en kolay evet. Ki yatırımlarında ben çok pahalı olmadığı kanaatindeyim. Yani nihayetinde bir damıtma yani bir damıtım, imbikten geçirme birçoğu tabii ki. Ya da soğuk pres bir yağ elde etme şeklinde. Bu bakımdan sevgili hocam ne dersiniz siz bu konuya? Böyle mi yapmak hocam, lazım yani organizeler? Tarım Bakanlığı ile ilgili yaptığımız çalışmalarda... Türkiye'de ürün deseni konusunda, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda, ürün deseni konusunda çalışmıştık ve son yıllarda bunlar meyvelerini vermeye başladı. Özellikle Tarım Orman Bakanlığı son yıllarda hazine arazilerinde tıbbi ve aromatik bitki üretimine destek ve teşvikler vermeye başladı. Hatta bu arazileri ücretsiz vermeye başladı ve insanımız bu arazileri alarak buralarda üretime başladılar. Şimdi burada Tarım Bakanlığı'nın kendi bünyesinde bölgelere göre hangi ürünlerin yetiştirileceği ve o bölgede hangi ürüne destek verileceğini kendi bölgelerindeki tarım il müdürlüklerinden öğrenebilirler. Yani biz bunların çalışmalarını aslında yaptık geçtiğimiz yıllarda. Yani Türkiye'nin hangi bölgesinde hangi bitkiler yetiştirilir ve bu bitkilere bakanlık hangilerine destek verir. Dolayısıyla yani tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çalışacak üreticilerimiz önce kendi bölgelerindeki tarım il müdürlüklerine gidecekler. Yine bakın o bölgedeki orman işletme müdürlükleri de oldukça önemli. Onlar da doğal sulardan toplanan bitkilerle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Yani kendi bölgelerindeki bu kurumlardan o bölgede hangi ürün yetiştirilirse hangisine destek alınır. Bunu rahatlıkla öğrenebilirler. Yani biz bunların çalışmalarını yaptık ve Türkiye'nin 81 iline de bunlar bakanlık vasıtasıyla gönderildi. Dolayısıyla yani biz bugün işte şu bölgede şunu yetiştirin, bu bölgede bunu yetiştirin gibi bir şeye girmekten ziyade o bölgenin koşullarına uygun zaten bitkiler tespit edildi ve dönüme destekler de ciddi destekler veriliyor. Hatta hazine aracılar da uzun vadeli kiralanıyor. Dolayısıyla bunun en pratik yolu budur. Yani şimdi tıbbi aromatiklerde şöyle bir durum var. Eğer siz bir ürünü üretip son bir ürün haline getirmiyorsanız evet. O ürünü kendiniz kullanabilirsiniz. Ne satabilirsiniz ne hayvana yedirebilirsiniz. Böyle de bir durum var. Şimdi hocam çok doğru söylüyorsunuz. İnsanımız yani kusura bakmasın çok tembel.
Yani bak, biz konuşuyoruz, bir sürü bilimsel dergiler var. Bu işi az çok yeniden başlatıp üretenler var. Devletin muazzam bir desteği var. Devletin desteği sadece dekar başına ya da kilo başına değil. Aynı zamanda teşvikleri var. İnsanımız bu konuda çok tembel. İnanın tembel. Biz gidip anlattığımız zaman, aa öyle bir şey var mıymış gibi böyle bir takım serzenişte bulunuyorlar ya da hayret içerisinde kalıyorlar. Bunu aşmanın yolunu nasıl buluruz bilemiyorum. Bırakın hazine arazilerini, gerçekten de bazen bugün bir şey öğrendim, işte devlet teşvik olsun diye işte fidanlar vermiş, fideler vermiş. Ondan sonra birçoğu alıp üçü beşi çöpe atmışlar. Hibe vermiş. Belediyeler de bunu yapıyor. İnşallah bunları da aşarız da insanımız doğru dürüst üretime girer. Ama üçü beşi değil de bence bu işi yapanlara topluca vermenin de büyük faydası olduğu kanaatindeyim. Mesela bugün benim bir yakınımı aradım. Gaz yetiştiriciyle ilgili civciv vermişler. Köyde kalkınma olsun diye. Birçoğu öldürmüş, bakmamış üçe beşe. Yani böyle durumlar var. Ama işletme diyorlar ki işte köyde kalsın, küçük işletmeleri koruyalım. Doğru. Ama küçük işletmelerde ya da insanlara ya da küçük arazi sahibi olanlara kendi doyumluk, bunlar hobidir. Bunlar ayrı. Ama bir de işletme dendiği zaman ekonomisi, bütçesi, araştırması, dediğiniz gibi pazarı, işlemesi apayrı bir konu. Bu yüzden sevgili hocam, biz tabii sona doğru da yaklaşıyoruz. Bir 5-6 dakikamız var. Sizin bu konuda yani şöyle bir toparlarsak, bazı bitkiler açığa çıkmış durumda. Yani daha çok girmediğimiz bitkiler var ama yani konuyu detayına ince. Beslenmeyle ilgili, yani sağlıklı beslenmeyle ilgili bunlar takviye gıdalar. Yani bunlar yani direkt drok olarak yani kullanabileceğimiz gıdalar ama esas itibariyle sağlığa bunların yani kısmen bahsettiğiniz ama şu an pandemi sürecinde insanların bağışıklık sistemini kazandırıcı bir takım bitkiler var mı? Yani birden tavsiye ama doğru tavsiyede bulunabileceğiniz, doğru dediğim başkalarının yanlışını siz tabii ki doğruyu söyleyeceksiniz, yanlış anlaşılmasın ama başkalarının böyle abartılı işte ne bileyim ben sırf şov olsun diye efendime söyleyeyim söylediği şeyleri dışında istirham ediyorum Sayın Hocam. Burada lüzumsuz sorular da var sevgili seyirciler. Ya ona da üzülüyoruz yani böyle bir takım ben biraz denizin dibinden çıkan sanki denizin dibinde haçem türküsü var ya onu söylüyor kardeşimiz. Yani böyle şeyler denizin dibinde yosunlar olabilir yani denizin dibinden yosun da çıkar balık da çıkar hangisini kullanırsanız. Gübre faydalı olur mu diyor. Gübre denizin dibinden herhalde yosundur yani olsa olsa torftur. Kullanırsanız görürseniz faydası olur diyelim bu artık bunlardan. Şimdi Sayın Hocam ben şimdi konuşmamın başında bir şeyden bahsetmiştim. Cenab-ı Hak bütün insanlara kendi çevrelerinde aslında şifalarını, derdi veren dermanı yani, verir. Evet. Bizim büyüklerden öğrendiğimiz. Ve dolayısıyla biz aslında kendi şifamızı çok uzaklarda aramamamız gerekiyor. Yani ben aslında bu konuda çok üzülüyorum. Bazen bizim ülkemizin o bitkisi olmayan bitkiler, mesela son dönemde Udu Hindi. Yani Udu Hindi yağı. Yani şimdi tamam biz önemli, bizim tropikal baharatlar gerçekten şimdi zerdeçaldır, zencefildir, karanfildir, tarçındır, karabiber, yeni bahar bunlar çok önemli baharatlar. Ya bunları günlük işte mutfak kültürümüze yerleştirip mesela ben kış döneminde bol karabiberli işte çorba veya yemek kullanırım. Veya işte tarçın hem şeker açısından oldukça önemli hem tarçın kabuğunun gerçekten çok önemli etkileri var sağlık üzerine. Zencefil aynı şekilde, karanfil aynı şekilde bunlar bildiğimiz şeyler ama işte Afrika'nın şunu, Amerika'nın bunu vesaire. Yani bir zamanlar işte ekinezya furyası çıktı veya başka bir şey. Yani şimdi bizim doğal bitkilerimiz var hocam. Yani dolayısıyla bu bölgede yaşayan insanların vücutlarındaki etkileri gösterecek, olumlu etkileri kendi bölgelerindeki bitkilerdir. Yani ben gidip de şöyle bir şey, bunun tabii ticari bir meta haline gelince bugün 10 lira değerindeki bir ürüne bir bakıyorsunuz 200 liraya çıkıyor. Ve bunun tahteleri, tahşişleri çıkıyor.
Yani bugün piyasadaki hangi ürün, yani bugün insanlar işte macun yapmış, macunu içinde glikozlu vesaire 50 liradan macun satıyor. Maliyeti 5 lira. Yani bunlar insanları gerçekten, ben şunu söylemek istiyorum. Yani bu şekilde çok bizim alışılagelmiş olmadığımız bitkilere çok fazla rağbet göstermeyelim. Yani altın çilek ve benzeri. Yani bizim doğal sebzelerimiz var. Doğal meyvelerimiz var. Yani bugün bizim dağlarımızda alıç var. Bizim dağlarımızda kuşburnu var. Evet. Ardıç var. İşte harnup var. Harnup pekmezi gerçekten oldukça önemli bir bitki. Yani hem mineral madde açısından hem bağışıklık sistemi açısından oldukça önemli. Yaban mersini. Yaban mersini. Evet. Şimdi ben mesela biraz önce şimdi bizim Anadolu Klinikler Dergisi'nde yaptığımız bir makaleden bahsettim. Bu Covid sürecinde işte Türkiye'nin şifalı bitkileri diye. Burada ön plana çıkan işte kekik, zahter, işte origanum, timus vesaire grubundaki kekikler, zeytin yaprağı, hocam zeytin yaprağı 2000 yılında Amerika'da antiviral olarak patent almış. Olerofin içeriğinden dolayı. Olerofin maddesi 2000 yılında, bakın bundan 20 yıl önce Amerika'da zeytin bile yok. Yani ama insanlar ne yapıyor orada? Antiviral özelliğinden dolayı bugün girin zeytin yaprağı estreleri var, satılıyor Amerika'da, Avrupa'da. Antiviral olarak satılıyor bakın bunlar. Bizim ülkemizde de bizim bu bölgede yakılıyor, ekmek yapılıyor mesela. Evet. Şimdi evet. Bizim özellikle sizin hocam özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Laven dediğimiz karahan, karahan pamucak denen bir bitki var hocam. Ne? Bir daha söyler misiniz? Laven. Karahan, karahan pamucak diye geçer. Pembe çiçekli bir bitki. Ve Türkiye'de hocam Orman Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre kekik ve defneden sonra en çok toplanan bitki. Ama ne ticari kayıtlarda ne de ihracat kayıtlarında hocam bu bitki yok. Allah Allah, evet. Bu bitki antiviral özelliğiyle ön planda ve bugün tabletleri, pastilleri satılıyor. Sisuk tabletleri de yurt dışından geliyor. Çok evet. İlginç bir şey. Bizde işte kekiğe katıldığı, kekiğe sahtecilik yapılmak için katıldığı söylenen bir bitki. Biz bunun meclis komisyonunda da belirttik. Bu bitki öyle değil hocam. Bu bitki bir türlü kekik olarak yurt dışına götürülüyor ve yurt dışında 25 euroya satılıyor hocam kilosu. Aman Allah'ım, ve antiviral evet. Özelliği ön planda. Laden bizim kendi bitkimiz. Nazım hocam güzel o kadar yani seri akıyor ki ben de bitirme durumundayım. Bizden sonra program var. Yalnız bir tek evet. Cümleyle bir kardeşimiz ısrarla soruyor. İsmini yazmamış. Önemli değil. Demir dikeni ya da çoban çökerten diyorlarmış bazı evet. Yörelerde. Cihan Bey'in bir köyünde yaşıyormuş bu kardeşimiz. Bu sormak doğru. İstediğim damar açıcı özelliği varmış. Böyle bir şey biliyor musunuz? Hocam Tribulus terrestris demir dikeni ve hatta çoban çökerten diye bir bitki. Yani bu aslında Hindistan'da birçok bitkisel karışıma giriyor. Afrodizyak özelliğiyle ön plana çıkıyor hocam. Afrodizyak özelliği ön plana çıkan ama Anadolu halk hekimliğinde genelde kalp damarlarını açtığı şeklinde bir ibare var. Ama bunun bilimsel olarak bir şeyini ben göremedim. Ama cinsel gücü arttırıcı afrodizyak olarak oldukça önemli bir bitki olduğunu biliyorum. Evet sevgili hocam, sevgili dostum, kardeşim. Vallahi ben doyamadım. İnşallah seyircilerimiz doymuştur. Bir dahaki sefere lütfen takip edin. Bu bir seri halde. Çünkü bu pandemi dönemini ancak bu şekilde atlatırız. Önemli bilgilere ulaştığımız kanaatindeyim. Görüyorsunuz işin uzmanlarıyla doğru şeyleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Sözü fazla uzatmadan sağlıklı, başarılı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum efendim.